Arda Malboy. Güler. Nazlı. Evden misiniz ki? Bir patlama oldu. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Neredeyim ben? Son yolculuğundasın. Kendini yorma sakın. Götürmüşler adamı. Kimse görmedi mi? Gözünüzün önünde alıp götürmüşler. Nasıl görmezsiniz? Kamera kayıtları nerede tutuluyor? Birinci katta sayın savcım. Gidelim hemen. Siz de emniyet müdürlüğüne haber verin. Peki sayın savcım. Komutanım niye bacağından vurmadınız? Bir sivil zarar görmüş olabilir. Kontrollü bir şekilde hedefin yanına gidin. Kalın orada! Kimse yerlerinden ayrılmasın! Ne olur? Sorun ne? Canlı bombayı fark ettiler. Sıra sende Ayvaz. Sağlam bir gürültü çıkarın burada. Tamamdır. Saldırıya geçiyoruz. Komutan da saklıymış. Canlı bombaymış. Kimse yerinden ayrılmasın. İyi atıştı. Boşuna avcı demedik. Elleriniz dert görmesin komutan. Saldırı daha bitmedi. Devamı gelecek. Savunma protokolüne geçelim. Anlaşıldı. Geliyorlar. Çekiliyoruz. Hadi. Uzak mısın? Bölgeye kimseye yaklaşmasın. Bir patlama daha olabilir. Akrabam var, yakınım var. Bir patlama. Bir patlama. Allah bir daha göstermesin. Rica ediyorum. Zorluk çıkarmayın. Rica ediyorum. Gelin ne olur. Güler! Nazlı! İçerisi çok tehlikeli. Bir patlama olabilir. Bırakın içeride kızımla karım var. İçeri giremezsiniz. Bırakın! Erdem abi! Geldik. Hadi indirelim şunu. Neden bu kadar uğraşıyoruz anlamıyorum. Kafasına sıkardık. Bitti gitti. Cesedin bulunmasını istemiyorlar sanırım. Herhalde. Beyler selamünaleyküm. Hayırdır birader?
Allah'ın selamını verdik. Almayacak mısınız? Defol git lan. Manyak mısın nesin? Sizi delik deşik etmeden o adamı bırakın. Ben de canınızı bağıştım. Şekil misin lan sen? Canına mı susadın? Daha fazla canımı sıkmadan hadi bas git. Bak sonra duymadık deyip gücenmek yok. Deli lan bu. Sık şunu kafasına. Biraz delidir ama özünde iyi adamdır. Atın silahları. Atın! Kelepçeli at arabaya şunları. Gelip alacaklar. Ustam kusura bakma, ben bunları iki tane çakmadan duramam. Komutanıma ateş eden adamlar arasında var mıydınız? Yok abi, asla. Bize sadece gidin lan dediler. Hastanede dediler. Lan ben seni kırdım. Kapı! Ustama dua edin. Canınızı bağışlıyorum. Acele et. Yavuz'u götürmemiz lazım. Bir tane de arabada var. Hiç ses yok. Böyle saklanacak delik ararlar şimdi. Hazırlanın. Saldırıyoruz. Ne oluyor lan? Ateş edin. Devam edin, ateş edin. Durmayın sakın. Fena huy var bize Ayvaz. Her yere ateş edin. Her yere. Nereye ateş edelim? Görmüyor musun abimizi? Dragan bizi resmen ateşin içine attı. Kuzey cephesi temiz. Batı cephesi de tertemiz. Doğu cephesinde görüş yok. Kontrol edin. Bırak silahını, at! Hepiniz silahlarınızı indireceksiniz. Ben de usul usul buradan gideceğim. Yoksa kafasına sıkarım. Şaka yapmıyorum. Memur bey çıkmıyor işte, girelim hadi içeri. Bomba imha ekibimizi bekliyoruz.
ağır yaralı olabilirler. Destek lazım. İtfaiye yolda. Gelmek üzere. Hadi Erdem abi, hadi. Dayanın kızım. Sedye. Çabuk sedye. Sedyeleri getirin çabuk. Solunum yolları sıkıntılı. Kalk. Yavaş. Bir saniye. Tamam. Evet, evet arkadaşlar. Güler. Gülerim. Beni duyuyor musun? Gülerim. Duyuyor musun beni? Gülerim. Güler. Hastaneye haber verin, Yavuz emniyette. Derya Hanım oradaydı. Şimdi ortalığı ayağa kaldırmıştır. Usta. Merak etme. Emniyettesin. Neredeyiz? Yoldayız. Sıkıntı yok. Komutanım iyi mi? Acele et. Her an her şey olabilir. Tamam usta, tamam. Hareketinizde benden önce bu asker ölür. Bırakın silahları. Komutanım beni düşünmeyin. Yeter ki gebertin bu. Sakin ol önce. Bak burada kaç kişiyiz. Buradan sağ çıkamazsın. Teslim olursan başka. Asla. Bırakın silahlarınızı diyorum. Benle görüş yok beyler. Bende de yok. Olumsuz. Olumsuz. Size 3 saniye veriyorum. Atın silahlarınızı. Bırakın beni. Yoksa sıkacağım kafasına. Üç. Bir ihtimalim var komutanım. Yapabilir misin? 2. Başka şansım yok. Bir. Bırakın şehit olayım komutanım. Yeter ki bu gebertin. Sen bilirsin. Aslanım benim. Efe'me bak be. Helal sana koçum. Yemin
Yemin ederim yine deliğinden vurdu. Helal olsun sana baba Yiğit. Sağ olun komutanım. Sana şehit olmak yok demiştik değil mi? Demiştiniz komutanım. Gel buraya aslanım, gel. Acil ameliyathanenin hazırlanması lazım. Kan grubu ARH pozitif. Çok kan kaybetmiş. Güler, dayan sevdiğim. Ne olur sık dişini. Siz eşi misiniz? Evet. İyi olacak değil mi? Patlama çok yakında olmuş. Maalesef durumu çok ağır. Dayanıklıdır ha. Bir şey olmaz. Güler duyuyor musun beni? Sık dişini. Geçti canım, geçti. Ne olur dayan. Nazlı. İyi mi? Nazlı iyi. Sen de iyi olacaksın. Ne olur yorma kendini. Geldik hastaneye. Hissetmiyorum Arda. Hiçbir şey hissetmiyorum. Dayan Güler. Dayan. Ne olur dayan. Sık dişini Gülerim. Sık dişini dayan geldik. Komutanım bir saldırı girişimi oldu ama bertaraf ettik. Burası kontrol altında. Takviye birlikler de geldi. Anlaşıldı Fethi. Dönebilirsiniz artık. Emredersiniz. Komutanım. Erdem komutanım orada mı? Erdem komutan çıkmak zorunda kaldı. Operasyonu bırakmazdı normalde. Kötü bir durum yoktur umarım. Bir şey yok Fethi. Buluşma noktasına helikopteri yönlendiriyorum. Anlaşıldı. Desteğiniz için teşekkür ederim. Sizinle birlikte mücadele vermek bugüne nasipmiş. Biz teşekkür ederiz. Mehmetçik'le omuz omuza savaşmak bizim için bir gurur. Tekrar sağ olun komutanım. Esas siz sağ olun. Var olun kardeşim. Siz sağ olacaksınız ki vatan da sağ olsun aslanım. Siz olmazsanız bu dağlarda kim destan yazacak baba Yiğit? Gel bakayım Keşan'la. Keşan'a gidersen benden selam eyle. Keşan sevdamı herkes bilir bak. Emredersiniz komutanım. Allah'a emanet olun. Sizler de. Hadi. Burası tamam. Nedir durum? Vallahi ben alacağımı aldım. Bu saldırı teşebbüsü bile buradaki köylülere yeter. Yakında hepsi topraklarını bize satmak zorunda kalacak. Satmazlarsa sıranın onlara da geleceğini bilsinler. O iş kolay. Sen yeşilliklerden bahset. Ben sana yarın bir kasa marul gönderirim. Sen yeter ki tapulara. Anlaştık. Nerede kalmıştık? Dübeş! Bir dakika. Aç, 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 aç. Hadi bakalım. Hadi. Sökül bakalım, sökül. Paralar çok kabardı. Sağım abi, ne zaman parasını oynasak hep yeniyorsun. Bu nasıl iş? Zar mı tutuyorsun, ne yapıyorsun? Oğlum işin rengi değişiyor, rengi. Ne demişler? Sami'nin canını al, parasını alma demişler. Ya. Hadi, hadi, hadi. Hadi abi. İleri sar. Dur.
oradalar. Hemen kimliklerini belirleyin. Nasıl çıktıklarına da bakın. Kayıtta vardır. Bir bakar mısınız Sayın Savcı? Ne oldu? Az önce emniyetten aradılar. Yavuz Karasu güvendeymiş. Nasıl yani? Adamları bulmuşlar. Yavuz Karasu'yu başka bir yere naklediyorlarmış. Nasıl bulmuşlar ya? Nereye naklediyorlarmış? Bir bilgi vermediler. Durumu iyi mi peki? Emin misin? Evet. Allah Allah. Nasıl bulurlar ya? Biz daha yeni tespit ettik adamları. Bilmiyorum Sayın Savcı. Ağır Badir'i atlatmış. Atlattı değil mi? Uyutmaya devam ediyoruz. Geçmiş olsun. Hastanın kayıtlarını gönderdiniz mi? Evet doktor bey. Laboratuvara indik. Acil koduyla girin. Bana da haber verin. Tamam doktor. Komutanım. Komutanım aç gözünü. Sarıl yine kupa. Kardeşim de bana. Ben de sana komutanım diyeyim. Sonra sen bana kız. Komutanım böyle hasta yataklarında yatmak sana hiç yakışmıyor. Komutanım aç gözünü. Bizimki yalnız kurttu. Şimdi yaralı kurt oldu. Komutanım. Siz iyi misiniz? İyi değilim Çaylak. Abi hayırdır ne oldu? Sen de dün gece de vardı bir haller zaten. Operasyon etkilenmesin diye söyleyemedim. Yavuz komutana saldırmışlar. Ne? Ne diyorsun aga sen? Nasıl saldırı, iyi mi komutanım? Dur oğlum dur, sakin ol. Hastanedeymiş. Ameliyattan yeni çıkmış. En son ağzıyla konuştuğumda öyle söyledi. Ya anlatsana şunu doğru düzgün. Ne olmuş, kim yapmış? O kadarını ben de bilmiyorum. Yolunu kesip arabasını taramışlar. Ona düşmandan çok ne var? Şimdi nasılmış? Nasıl geçmiş ameliyatı? Abi arayalım, öğrenelim durumunu hemen hadi. Komutanım. Ben Eylül'ü bir arayayım da. Nazlı. Geldik Nazlı dayı. Acil ameliyathaneye. Yolu açın. Yolu açın. Çok kan kaybı var. Siz burada kalın. Fethi. Eylem. Yavuz komutanım saldırıya uğramış. Durumu nasıl? Yavuz iyi. Ameliyatı iyi geçti. Yaşayacak. Şükür. Komutanım, iyiyse sen niye ağlıyorsun? Ne oldu? Erdem Albay'ın evine bir paket yollamışlar. İçi patlayıcı doluymuş. Erdem Albay evde yokken Güler abla paketi açmış. Ne diyorsun sen Eylem? Nazlı ile Güler ablanın durumu çok ağır Fethi. Biz acil değiliz. Tamam. İner inmez geliyoruz biz de hemen. Hangi hastane? Tamam. Avcı ne oldu? Karabatak. Önce bir sakin ol. Ne oldu kardeşim? Söylesene ne oldu?
Erdem komutanımın evine bir paket bırakmışlar. Komutanım evde yokken Güler Hanım açmış paketi. İçi patlayıcı doluymuş şu an. İyiler mi? İyiler mi? Allah'ın adını verdim sana, doğruyu söyle, iyiler mi? İyiler mi? Nazlı da evde miymiş? Acil dermiş ama. Tamam. Gidelim. Kendi gözlerimizle görelim. Tamam mı kardeşim? Abi. Hadi gidiyoruz. Hadi komutan. Hadi. Geldi Güler. Hepsi geçecek, sık dişini. Arda. Güler. Dayan Güler. Kızınıza iyi bak, olur mu? Güler. Dayan Güler. Kimsesiz karanlığı.
Komutanım iyiler mi? Nazlı yoğun bakımda. Güler Hanım? Kaybettik. Gözetirim rahimi, zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Bugün buldum, bugün yerim mahkeme.
can nesimi yoldan imihman iken, yarın şefaatlerim ol Ahmedi Muhtar iken, cümlemin rızkını veren ol Gani Settar iken, yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eyleme. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eyleme. Bak amcacığım, bu haber geçen haftanın haberi. Yani öyle eski değil. Neresi burası biliyor musun? O kimsenin saldıramaz dedikleri, en güvenli bölge dedikleri Türk karakolu. Olanları duyduk. Karakol buraya çok yakın. Siz bizden ne istiyorsunuz? Amcacığım, ben sizden ne isteyeceğim? Ben sizin hayatta kalmanızı istiyorum. Ne demek bu? Şöyle söyleyeyim. Bak amca, bu saldırı son saldırı değil. Çok daha büyükleri olacak. Vakit varken satın arsanızı, kaçıp gidin buradan. Hayatınızı kurtarın, kendinizi düşünün. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, torunlarınızı düşünün. Biz nereye gideriz ki? Elimizde avucumuzda bir burası var. İşte ben de onu diyorum ya anacığım. Elde avuçta bir burası varken satın burayı, kurtulun. Bakın çok daha beter günler geliyor. Bağ, bahçe, bostan, bunları ekemeyeceksiniz. Hayvancılık yapamayacaksınız. Beni dinleyin, yol yakınken gidin buradan. Kimse bu araziye bu kadar para vermez amca. Al bu parayı, git buradan. Ben size bir seçenek sunmaya çalışıyorum. Hayatta kalmanız için. Ne yapsak? Şuraya bir imzaya atacaksın amcacığım. Bu iş bitecek. Siz bir düşünün bunu. Efendim? Alo Dragan, Şero ben. Komutanın karısı sizlere ömür. Kızı da geberip gider. Harikasın Şero. Bugün aldığım en güzel haber bu. Ellerine sağlık. Eyvallah. Kaç gündür dediğin evde saklanıyorum. Burası pek güvenli değil. Şimdi her yerde beni arıyorlardır. Bir an önce beni buradan aldırman lazım. Sen hiç merak etme. Ben seni hemen aldırıyorum. Tamam, bekliyorum. Evet. Ne diyorsunuz? Tamam. Hay yaşa amca be. Hay yaşa, çok yaşa. Şimdi ne yapıyoruz? Kutluyoruz. Bu mu? Kuryeyi getiren şahıs bu. Lojman kameralarından ve mobeselerden yapılan takiple adamın kimliğini öğrenebildik. Şerafettin Nadir. Örgütteki lakabıyla Şero. Örgütün patlayıcı sorumlusu. Getirdiği paketi bizzat kendisinin hazırladığından şüpheleniyoruz. Saklandığı delik belli mi? Şüphelendiğimiz bir ev var. Altınla çıkışında güvenli ev dedikleri yer. Terörle mücadele takip ediyor. Bu gece en savunmasız anlarında
baskını yapacaklar. Komutanım, biz de gidelim. Bu Tem'in işi Ateş. Bizim işimiz değil. Biz bekleyeceğiz. Biliyorum çok zor. Ama yapmamız gereken bu. Adamın sorgusundan sonra bizi ilgilendiren bir durum olursa vazifemizi yaparız. Anlaşıldı mı? Ateş. Söylediklerimi duydun değil mi Ateş? Duydum komutanım. Başına buyruk hareket etmeye kalkma sakın. Şimdi bana söz ver. Boyunca anne sevgisi nedir hiç bilmedim. Bir ailem oldu dedim. Bir annem oldu dedim. Elimden aldılar. Benim de canımı aldılar Ateş. Hem de öldürmeden. Ne yapalım? Pes mi edelim? Pes etmeyeceğiz Ateş. Ne olursa olsun bizi yıkamayacaklar. Bütün kinini, nefretini bir kenara koyacaksın. Öfkenin seni ele geçirmesine asla izin vermeyeceksin. Anladın mı beni? Anladım komutanım. Sen nasılsın komutanım? İyi olmak zorundayım Ateş. Sen de iyi olmak zorundasın. Nazlı için. Eğer biz güçlü olursak Nazlı'm hisseder. Açar gözlerini. Ben müsaadenizle bir hastaneye gideyim komutanım. Verdiğim bir söz var. Onu tutmam lazım. Tamam Ateş. Ama söylediklerimi unutma. Başım sağ olsun. Vatan sağ olsun komutanım. İyi misin? Yaşamaya çalışıyorum işte. Ama seni gördüm daha iyi oldum be komutanım. Nazlı nasıl? Hala aynı. Bir hafta geçti. Yoğun bakımda. Hiçbir şey değişmedi. Erdem komutan nasıl? Dağ gibi komutan döndü enkaza. Bize çaktırmıyor ama içine içine ağlıyor. Ben biliyorum. Bir göreyim. İyi yaptın. Bizimkiler de burada. Tamam tamam onları da görürüm. Benim bir hastaneye gitmem lazım. Erdem komutanla beraber dönüşümle hastaneye gidip geliyoruz. Nazlı'yı yalnız bırakmamak için. Tamam benden de selam söyle. Kendine gelse neler söyleyeceğim komutanım. Olsun sen yine de söyle. Söylerim. Ver. Komutanım. Ne oldu?
Size yeni bir lojman ayarladılar. Evden çıkan özel eşyalarınızı ve adli tıptan gelen eşyalarınızı odanıza bıraktılar. Sağ ol. Bırakıp gittin beni. Nasıl bir başıma bıraktın be Güler? Nazım iyi olunca bana onu nasıl diyeceğim? Annen yok. Annen artık yok, ben nasıl diyeceğim? Varken görmek de varmış.
Hep seni anladım Yavuz. Biraz da bizi alayalım. Birileri ayağa kalkacak ki diğerlerine kaldırsın değil mi? Başımız sağ olsun komutanım. Vatan sağ olsun. Yeter ki vatan sağ olsun. Otur komutanım. Sen nasıl dayandın bu acıya Yavuz? Nasıl başardın? Bir şey başaramadım komutanım. O acı hep orada. Hep olacak. Sızısı hep kalıyor. Hani evde yalnızsındır, tek başına başın ağrır. Kıvranırsın, bir acı vardır bir de sen. Sonra dostlar gelir. Sonra arkadaşların gelir. Kah küh derken onlara dalarsın. Geçti sanırsın ama o ağrı hep oradadır. Hissetmezsin. Sonra dostlar gider, bir acı kalır, bir sen kalırsın. Biz bu acıların kitabına yazdık komutanım. Bundan sonra da ben yazacağım Yavuz. Güler'e mi üzüleyim? Nazlı'mı mı düşüneyim? Peşine mi düşeyim? Ne yapacağımı bilmiyorum. Komutanım benimle bir gelir misin? Nereye? Dışarı, hemen dışarı. İşte ben bunu yapıyordum komutanım. Ne zaman canım sıkılsa bir Türk bayrağı bulup onu izlerdim. Oh derdim. Bütün acılarım, ağrılarım geçerdi. Tamam sevdiklerimizi kaybediyoruz. Ama şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Bu her şeye değer. Şunun güzelliğine bak komutanım. Hep beraber bunu da atlatırız deyişine bak. Sizin çektiğiniz ne ki? Biz neler çektik deyişine bak. Bu kim? Bu adam kim biliyor musun? Sarı komutan. Bizim komutanımız. İnsanın içi huzurda olmuyor mu komutanım? Bir umut. Bir mücadele isteği vermiyor mu? Vermez mi Yavuz? O bayrak baki, biz faniyiz. O zaman mücadeleye devam komutanım. Eyvallah.
Sonuna kadar. Hoş geldin komutanım. Sizi burada görmek ne güzel. Özlemişim aşık. Komutanım. Bunlar da yeni aslanlar komutanım. Team'e yeni katıldılar. Biri Yiğido, biri Efe. Biri Sivaslı, diğeri İzmirli mi? Aynen öyle komutanım. Size hep anlatıyorlar komutanım. Şeref duyduk. Hadi bana müsaade, siz biraz yalnız kalın. Tamam komutanım. Geliyorum. Ne iyi ettin de geldin. Seni görmek onlara çok iyi geldi. Seni görmek de bana iyi geldi. Üstümüzde kara bulutlar dolanıyor Yavuz. Dağıtırız, canını sıkma. Seni bekliyorlar. Gitmeden görüşelim. Tamam. Su, ne haber? Kimse var mı içeride? Hemşire var. Üstünü değiştiriyorlar. Doktorlar ne diyor? Değişen bir şey yok. Komutanınızın size her zamankinden daha çok ihtiyacı var beyler. Onu böyle göreceğim asla aklıma gelmezdi. Patlayıcıyı gönderen adamı arıyorlar hala. Bir bulsak. O adamı yakalayıp bir getirsek. Bir nebze olsun içine belki su serpilir. Şeytan diyor, bul adamı. Bağla belini bir kilocuya dört. Paramparça olsun. Erdem komutanım tanımıyor musun Çaylak? Öyle şeylere itibar etmez o. İntikam intikam gelmez o işlere. O bizim gibi zayıfların işi. Estağfurullah komutanım, öyle demek istemedim. Yo, doğru dedin. Öfkeyle kalktık, zararlı oturduk işte. Üniformanın kıymetini bilin ha. Bizim ezelden beri parolamız değişmedi beyler. Rehavet en büyük düşmanımız. Onca sevdiğimizi kaybettik. Şehitler verdik. Yıldık mı? Yılmadık komutanım. Umutsuzluğa düştük mü? Düşmedik komutanım. O namussuz, o haysiyetsizleri enselerinden tutup dizlerinin üstüne çöktürdük mü? Eyvallah komutanım. Leşlerini yan yana serdik mi? Serdik komutanım. Yine yapacak mısınız? Yapacağız. Tabii yapacaksınız. Neden? Çünkü siz Türk evladısınız. Türk askerisiniz.
Biz zulme, alçaklığa boyun eğmeyiz. Hatta her darbede daha da güçleniriz. Bir ölür, bin diriliriz. Doğru mu Keşanlı? Doğru komutanım. Sevdiklerimizi unuttuk mu aşık? Asla komutanım. Acımızı yüreğimize gömdük mü Çaylak? Gömdük komutanım. Ümit edenleri bulmadan ölmek yok. Söz mü? Söz komutanım. Artık tim komutanınız değilim. Ama gözüm arkada değil. Hepiniz cebinizden çıkarırsınız beni. Estağfurullah komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Senin kalbin, benim kalbim. Sana malumdur her halim. Kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin. Ben senin. Kalpten kalbe bir yol vardır. Gözüne görünmez sırdır. İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin. Ben senin. Neşet baba. Çok seversin sen. Nazlı. Hani benim sana bir sözüm vardı ya. Biliyorum. Çok daha iyisini bekliyordum. Ama kaderimizde bu varmış. Kısmet böyleymiş. Sana öyle bir evlenme teklif edecektim ki. Herkes bunu konuşacaktı. Edemedim. İçinden şimdi diyorsun ki ulan ateş açar. Amma gevezelik ettin, tak şu yüzüğü artık. İkimizin kalbi bir Nazlı. İkimizin kalbi bir. Benim kalbim senin. Kelebek.
Seni canımdan çok seviyorum Nazlı. Seni her şeyden çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Özellikle Erdem abiye çok iyi geldi. En çok böyle zor zamanlarda ihtiyaç duyuyor insan. Bana da iyi geldi. Keşke hep burada olsan. Özlemediğimi mi sanıyorsun? Özlediğini biliyorum. Güler ablanın mezarına gitmem lazım. Gelmemi ister misin? Yok, zahmet etmem. Seninle daha güzel bir yere gitmeyi tercih ederim. Mantıklı. Bana saldıran adamlarla ilgili bir şey buldun mu? Bulsam bile sana söyleyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Şansımı denedim. Ayrıca bana hala güvenmemen beni çok kırıyor. Kusura bakma. Kalbimden gelen bir ses senin bu içindeki öfkeye dikkat etmem gerektiğini söylüyor. Kalbine söyle fazla şüpheci davranıyor. Kalp bu işte laftan anlamaz ki. Yapma dersin yapar, gitme dersin inadına gider. Hem laftan anlamıyor hem kırılıyor mu? Kendi edip kendi buluyor işte. Bırakalım düşe kalka öğrensin o zaman. Anlaştık. Hadi görüşürüz. Yaraların iyileşti mi? Biraz zamanı var, geçer. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin Sami abi. Eyvallah Tarık. Otur otur. Hayırdır abi, bir vukuat mı vardı? Ha yok yok yok. Biber satçısı. Biliyorsun, kanlı işleri sevmem ben. Artık kurşun adam öldürmüyor. Bak, Yavuz. İyileştirdiler adamı. Kalktı, yürüyor ya, yürüyor. Abi o Yavuz işi bende, merak etme sen. Ben halledeceğim o işi. Halledeceğim. Tarık. Yavuz'u küçük görme. Kavga etmeyi çok iyi biliyor. Hayatı kavga etmekle geçmiş adamın. Mesele kavga etmekse sen beni çocukluğumdan beri bilirsin. Bilirim, bilirim. Bilmez miyim ya, bilmez miyim? O Yavuz bu sefer yırttı. Ama bir dahaki sefere mermiden heykelini yapacağım onun. Çok masraflı olur be kardeşim. Masraflar benden, rahat ol. Ben ısmarlıyorum. Ha, para demişken... Ne parası? Ben para mara demedim ki. Ben diyorum. Ben sürekli içimden para, para, para diyorum. Senin de dinin imanın para olmuş be Sami abi. Sağ ol be kardeşim. Sağ ol. Para demişken şu senin eksik kalan parayı ne zaman getireceksin? Ha, o mesele. Abi son bir teslimat daha vardı. Onu da bir halledeyim de eksik kalmasın. İyi. İyi. Ne iş yapıyorsun sen? Çobanım. Ne kadar malın var? Malım yok. Öyle olanları otlatırım falan işte. Ha. Ha malı yok ama toprağım var. Dedemden kaldı. Çok şükür. Şükür tabii. Tabii şükür. Bak şükrettin. Karşılığını alacaksın değil mi? Çoluk çocuk? Yok.
Olmadı. O iyi. İyi bak. Bir başınızasınız. Alırsın parayı, geçersin Türkiye'ye. Biz aslında böyle iyiyiz. Dahası var. Bak kimse sana böyle bir para teklif etmez bu topraklar için. Ben ne yapayım bu toprağa? Ne ekeceğim? Artık burada terör var. Ben sizi düşünüyorum, sizin hayatınızı. Satın toprağı, gidin Türkiye'ye. Burada kimse koruyamaz sizi. Türkler falan... Karakola saldırmışlar. Duydunuz? Ben sana göstereyim. Şimdi sen inanmazsın bana. Kendin gör. Al. Gördün mü? Söylüyorum sana işte. Satın toprağa gidin buradan. Burası size yaramaz artık. Ne dersiniz? Sen nasıl istersen. Taşınmamız için biraz zaman lazım ama. Onca hazırlanırız. Zaman ne? Zaman senin köpeğin olsun. İstediğin kadar zaman. Sen şuraya bir imza at. Ondan sonrası tamam. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. E hadi bunu kutlayalım ya. Simitçi. Buyur abi. Gel. Nasıl gidiyor işler? İyi abi. Ne kadar simit? 1,5 lira abi. Nasılsın? Çok kötüyüm. Al benden de o kadar. Güler ablayı kaybettik. Nazlı hastanede ölümle pençeleşiyor. Yavuz komutanım vuruldu. Ölümle burun buruna yaşıyoruz resmen. Yaşıyoruz ama. Sevdiklerinin böyle zarar görmesi, gözünün önünde böyle gitmeleri çok zor Fethi. Dayanamayacak kadar zor. Bu yolu biz seçtik Eylem. Biliyorum. Asla pişman değilim. Ama çok canım yanıyor. Sadece canın yanmıyor. Korkuyorsun da. Vazgeçmekten korkuyorsun. Asla. Bize bu kötülükleri yapanlar yarın daha kötülerini yapmak için hazırlanıyorlar biliyorum. Asla vazgeçmem. İşte bu yüzden seni daha çok seviyorum. Смети! Чтор, чтор! Смети! Чтор, чтор! Смер! Смети! Симитчи! Buyur abi. İki tane simit versene. Hemen abi. Vallahi şansınıza. Daha taze çıktı fırından çıtır çıtır. Kaç tane abi? İki tane. Hemen veriyorum abi. Buyur abicim. Ne kadar? 3 lira abi. Tutsana şunu.
Buyur kardeşim. Alacaksın mı paranı? Borç yok abi, borç. Borç yok olunca kafada gidiyor. Смит! 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 Mücahit, biliyorum sırası değil ama seninle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Babanla mı ilgili? Evet. Ne oldu Melisa, söyle. Ben eve dönmeye karar verdim. Nasıl ya? Ne diyorsun sen Melisa? Tehdit mi etti? Kötü bir şey mi yaptı? Niye haber vermiyorsun? Yok, hayır, öyle bir şey değil. Babam geldi, konuştuk. Özür diledi benden. Bir daha rahat bırakacakmış artık beni. Söz verdi. Baba. Ya o adam seni kaçırıp dağın başına kapatmadı mı? Onun lafına mı inanacağız? İnanmaktan başka çaren var mı? Var. Ben varım. Ben de ona güveniyorum ya zaten. Eğer yalan söylüyorsa kahramanım gelip beni kurtarır. Artık hiç kimseden korkmuyorum, biliyor musun? Niye ki? Çünkü hayatımda sen varsın. İyi ki de varsın. Ya. Vallahi. Смерти! 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 Ne oluyor? Silah sesi evden geliyor olabilir. Hemen haber verin. Amirim, Şerafettin Nadir'in saklandığı evden silah sesi geldi. Müdahale için izninizi istiyoruz. Anlaşıldı. Ne dedi? Terörle mücadele geliyor. Bekliyoruz. Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Çıktı o. Nereye çıktı lan, kapının önüne ekip otosu dolu. Kadın kıyafeti giyip mi çıktı dışarı? Çabuk bana onun yerini söyle. Yoksa seni burada parçalarına ayırırım. Bilmiyorum dedim ya. Biliyorsun. Ama hatırlamaya ihtiyacım var. Kaç!
Ne oluyor lan orada? Yürü yürü, böyle olmayacak. Bak lan yüzüme. Bak lan gözlerimin içine. Gözlerimin içine bak. Seni buradan aşağı atar mıyım, atamaz mıyım? Bak lan gözlerimin içine. Abi, abi çoktan çıkmıştır o sınır dışına. Örgütün kuzey kampına sığınacaktı. Oradakilere eğitim vermesi için gönderildi. Abi bırak hadi ne olur. Bildim bak her şeyi anlattım. Bırak beni abi. Hadi bırak. Bırakayım öyle mi? Hadi. Kapı açık, giriyorum. Odalara bakın. Burası temiz. Oda da temiz. Temiz. Erdem ağlayayım. Efendim Derya. Ateşten haberiniz var mı? Bir aksilik mi var? Haberleri iyi değil. Ateş kendi başına Kurye Şerafettin'in saklandığı mekanı basmış. Nasıl? Güvenlik kameralara izlenince anlaşıldı. Kılık değiştirmiş. Bir şekilde girmiş içeri. Nasıl olur? Bu çocuk ne yapıyor? Konuştuk. Kendi başına hareket etme dedik. Kötü bir şey yapmış mı? Kimseyi öldürmemiş. Ama Şerafettin kaçmış. Tabii bu ateşin operasyonu tehlikeye attığı gerçeğini değiştirmiyor. Ayrıca bir adamı da mekandan aşağı atmış ama adam ağır yaralı değil. Hemen arıyorum. Boşuna aramayın. Erdem ağabeyim. Zahmet etmeyin. Ben aradım, ulaşamadım ama emniyet arıyor. Bilginiz olsun. Bana hemen Tim'i çağırın. Emredersiniz komutanım. Bakalım onlar bir şey biliyor mu? Ben de üst makamları bilgilendireceğim. Artık gereken neyse yapılır. Şu durumda arka çıkmamız söz konusu bile değil. Kuralların dışına çıkıyorsa cezasını da çekecek. Böyle olsun istemezdim. Çok iyi anlıyorum onu. Ben de kardeşimi kaybettiğimde aynı duyguları yaşamıştım ama sizin de dediğiniz gibi böyle durumlarda daha sabırlı, daha mantıklı davranmamız gerekiyor. En azından bizim öyle davranmamız gerekiyor. Bu çocukları tanımıyorsun Derya. Bunları tutamazsın. Yavuz da kendini böyle yaktı. Tanımadın. Bir hafızımız vardı, az kaldı. O da kendini böyle yakıyordu, Allah rahmet eylesin. Bu çocuklarda cesaret var. O kadar çok cesaret var ki. Bazen düşmanı geçtim. Kendileri bile o cesaretten korkuyor. O cesareti doğru kullanmak için eğitiyoruz. Eğitiliyoruz. Ama hayatta bizi bambaşka eğitiyor. Komutanım, bizi emretmişsiniz. Evet, çağırdım. Size bir kere soracağım. Ve bana doğruyu söyleyeceksiniz. Durum ciddi. Anlaşıldı mı? Komutanım, kötü bir şey mi var? Anlaşıldı mı dedim. Emredersiniz. Ateş nerede? Bilmiyoruz komutanım. Niye ki?
Başı belada mı yoksa? Ateş. Kurye Şerafettin'in saklandığı mekanı basmış. Nasıl? Tek başına mı? Siz burada olduğunuza göre... Bunlar senin vücudundan çıkan kurşunlar komutanım. Tam 7 tane. Sende de amma ciğer varmış be Yavuz. Ciğer meselesi değil usta. Kapatılacak hesabımız var. Bu kurşunları o soysuza yedireceğiz değil mi komutanım? Yedirmezsem de işimi köpeklere atarsınız. Efendim? Evet. Tamam. Başka? Tamam. Neymiş? Seni hastaneden almaya çalışan adamlar bir haftadır sorguda. Anca ötmüşler. İsim? Ciğerci Tarık diye biliyormuş. Organ mafyası, o gün cenazedeydi o. Muhtemelen Sami'nin ekibinden. Bak Yavuz, bu adamların hala ne yapmaya çalıştığını bilmiyoruz. O gün cenazede konuşuyorlardı, koordinat vermişlerdi. Evet. Sonra da bir üst bölgesini bombaladılar. Anlamadığım Sami'nin bu işten ne çıkarı olabilir? Araştıracağız, öğrenmeye çalışacağız. Bunların kökü de bence dışarıda. Komutanım bu senin elemanlardan biri değil mi? Karabatak ne işi var burada? Derdini anlatmaya gelmiştir. Kopuk burada dur. Komutanım, geldin çocuk. Hayırdır? Komutanım biz Karabatak'tan haber var mı diye merak ettik. Maalesef yok. Ama arıyoruz. Biz de çıkıp arayalım komutanım. Aynen komutanım. Başına bir şey gelmeden bulalım Karabatak komutanım. Siz karışmayın. Bundan sonrası emniyetin işi. Biz yeterince kuralların dışına çıktık zaten, değil mi? Komutanım, tek başına ne yapar, ne eder? Ya destek lazımsa? Destek isteseydi bize haber verirdi, değil mi Mansur? Haklısınız komutanım. Ayrıca bulunmak isterse bir iz bırakacaktır. Yoksa onu bulmamız zor. Ama komutanım... Yeter Fethi. Anlaşılmayacak bir şey mi dedim ben? Hayır komutanım. Güzel. O zaman herkes işinin başına dönsün. Siz de üniformalarınızı kaybetmek istemiyorsanız... kılınızı bile kıpırdatmayacaksınız. Polis bu işi halleder. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Çıkabilirsiniz. Karabatak hayırdır? Pek hayır değil komutanım. Ne yaptın? Adamların mekanını bastım. Kimin? Güler annenin katillerinin.
yapamadım. İşler karıştı. Sonra polisler geldi. Başım belada yani. Bayağı. Polisler her yerde beni arıyordur. Buraya niye geldin? Senin yanına gelmek istedim komutanım. Kimseye zarar verdin mi oğlum? Kimseye öldürdün mü? Öyle bir şey yapmadım. Gelmekte hata ettim. Ben gideyim komutanım. Sizin başınıza belaya sokmayayım. Yakalayacaksa da yakalasınlar. Ne olacaksa olsun. Dur, gel. Gel buraya. Yavuz. Ne yapıyorsun? Karabatağı onlara teslim edemem. Hele ki şu haldeyken. Komutanım, emin misiniz? İn aşağı saklan. Komutanım, buradayız. Saklan. İyi akşamlar Turhan Usta. Nerede o? Kim? Ateş. En son bu sokağa girerken görülmüş. Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Burada olduğunu biliyorum Yavuz. Siz kimsiniz? Yapma. Ne istedin Yavuz komutanımdan? O benim komutanım! O benim canım! O benim yoldaşım! Kimin adamısınız lan siz? Ulan konuş! Konuş. Yoksa geberteceğim seni.
Birileri bizden önce gelmiş anlaşılan. Lan konuş, seni gebertirim burada. Söyleyemem. Söyleyemem. Söylersem öldürürler beni. Tıpkı komutanını öldürdükleri gibi beni de öldürürler. Benim komutanım ölmedi ki. Sizin gücünüz yeter mi lan ona? Ha? Ölmediyse de öldürene kadar bırakmazlar. Hastaneye gideceklerdir. Başladıkları işi bitirirler. Ulan seni gebertirim. Ulan seni gebertirim! Teslim olun, atın silahlarınızı. Orada kaçıyor. Dur dedim sana! Ne oldu? Kaçtı adam. Biri elimizde neyse ki. Usta, bunlar bir şey yapacak. Bizim hastaneye adam koymamız lazım. Koyduk, merak etme. Bunlar kafayı takmış Yavuz komutanım, durmayacaklar usta. Kalkınca ne yapacağını biliyorlar. Korkmakta haklılar. Usta, sen nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Yavuz komutanım öldürecekler diyorum. Kopok. Sakin ol. Otur şuraya. Buradan kalkarsan seninle bütün ilişkimiz biter. Bizim işimiz sakin olmak, akıllı hareket etmek. Unutma, artık asker değilsin. Asker düşmanla, teröristle mücadele eder. Biz dost gibi görünende savaşırız. Tamam usta, haklısın ben. Ben ne yapayım, tutamıyorum kendimi. Benim hayatımdaki en değerli şey Yavuz komutanım. İşin bir çözümü var. Az sabır. Kim verdi emri? Kimin için çalışıyorsun söyle. Kimseden emir almadık. Kişisel bir husumetim vardı. Sıktım. Yani olay budur. Savcı hanım. Bana bak, süründürürüm seni. Ölene kadar çıkamazsın hücreden. Kimden emir aldın söyle. Savcı hanım, yapmayın böyle. Gerçekten çok korkuyorum. Seninle işim bitmedi. Nasıl olsa elimdesin. Kişisel husumetmiş. Konuşmuyor. Bir de ben konuşayım bakalım.
Ne oluyor? Sırayla mı geliyorsunuz? İzin ver lan bana. İzin ver! O vurduğunuz adam var ya, benim kardeşim. Evladım! Öldürürüm oğlum seni. Seni öldürürüm. Elimden de kimse alamaz. Konuşacak mısın? Konuştum ben zaten. Söyleyeceğimi söyledim. İçin çalışmıyorum. Kendim için sıktım. Adamımızı almışlar. Ama merak etme, konuşmaz bizimki. O mesele tamam. Sen şu Yavuz meselesini hallet. İyileşirsin. Kimi ya? Merak etme, peşindeyim ben. Halledeceğim bugün. Bana bak. Daha fazla sarmadan gürültüsüz patırtısız halledin şu işi. Hastanede olay molay istemiyorum. Çıkarın atın çöpe ya da denize. Ceset meset de istemiyorum. Söylediklerimi unutmayın. Dikkatli olun. Hadi beyler. Hadi, hadi, hadi. Bu akşam eve gelmem zor Güler. Burası bayağı bir karışık. Yeni bir haber var mı Yavuz'dan? Yok ama sürekli irtibat halindeyiz. Merak etmeyin. Siz iyi misiniz? İyiyiz. Kızlar da var. Bekliyoruz işte. Erdem, birini gönderip aldır istersen şu paketi. Yani belki önemli bir şeydir. Şimdi birini göndermem zor Güler. Herkes telaş içinde. Ama belki sabah duş almak için uğrarım. O zaman alırım paketi. Tamam hayatım. Haklısın. Kolay gelsin size. Yavuz'dan bir haber alırsan bizi ara, olur mu? Tamam, merak etme. Anne, var mı yeni bir haber? Yok. Bekleyeceğiz böyle. Ya bunun içinde ne var ya? Açayım ben bunu. Belki yeni yıl takvimi falandır. Aç bak. Ya da neyse, açmayayım ya. İçinde gizli bir şey falan vardır. Kızmasın bana boş boşuna. Çay koyayım mı size? İster misiniz? Yok güzelim ya. Sürekli çay içtik. İçimiz dışımız çay oldu. Aç mısınız? Tost falan yapayım mı? Yok Güler abla, sağ ol. Yiyecek halimiz yok ki Güler abla. Ya inşallah bu akşam Yavuz abiden güzel bir haber gelir de. Gelecek. İnşallah gelecek. Beklemek ne kadar zor.
Yani sizin için daha da zor. Böyle asker eşi olmak, sürekli beklemek. Yani ben resmi olarak asker eşi değilim de... olacağım. Çok zor değil mi? Bomba imha uzmanı olduğunu öğrendiğimde kafamdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Ben turizm jandarma olarak biliyordum çünkü kendisini. Zor tabii. Zor olmaz mı? Bakma sen bizim böyle güçlü durduğumuza. Hele ilk zamanlar. Erdem operasyona çıktığında benim de aklım çıkardı. Hatta bir gün hiç unutmam. Uzun bir göreve gitmişti. Birden gece içime bir sıkıntı çöktü. Aradım. Açmadı. Sonra saatler sonra tekrar aradım. Yine açmadı. Sonra ertesi sabah. Sonra ertesi gece. Tam iki gün. Ama bana sorsan iki yıl gibi geldi. Kimseye de ulaşamıyorum. Daha nazlı bebek. Ben evde tek başıma çıldıracağım. Artık en kötüsünü düşünmeye başlamıştım. Sonra birden telefon çaldı. Açtım. Baktım Erdem. Sesini duyunca. O an dünyalar benim oldu sanki. Sesini duyunca yeniden doğdum. Ama Erdem sinirliydi. Çok kızdı. 97 kere aramış. Anne 3 kere daha arasaymışsın da düz hesap yapsaymışsın. Ya bir şey diyeceğim. 48 saatte 97 kere aramak anormal bir şey değil ki. Niye kızdı ki bu kadar Erdem abi? Üzüldüm diye tabii. Sesini telefonda duyunca tutamadım kendimi. Başladım ağlamaya. Dediklerini hiç unutmuyorum. Güler. Bu benim işim. Ben bir askerim. Bu benim hayatım. Ve sen de bunu bilerek girdin hayatıma. Lütfen. Sakın bir daha kendini böyle koyuverme. Ben seni mutlu etmek için varım. Ağlatmak için değil dedim. Ne kadar güzel söylemiş. Sonra ne yaptınız peki? Yani operasyona çıktığı zamanlarda. 97 kere değil ama 77 kere falan aradım en fazla. Bir gelişme gösterdim yani. Ama ağlamadım hiç. Erdem bizi hep mutlu etti. Hep gururlandırdı. Hala öyle. Çünkü ağlarsam onu üzecektim. Ben de ağlamamayı öğrendim. Dedim ya, bakma sen bizim böyle güçlü olduğumuza. Zamanla öğrendik biz de. Asker eşi olmak zor. Ama dünyanın en gurur verici şeyi. Darısı senin de başına. Ha yok, biz Mücahit'le öyle değiliz. Mücahit? Yok, ben öylesine genel olarak söyledim. Yani asker eşi falan olursan diye. Mücahit, bizim Mücahit mi? Yani Mücahit'le aranda bir şey mi var? Telefon ben baksam iyi olacak. Ha şey, Melisa, bilmiyorlar Yavuz abi, söyleme sen de. Ha, tamam. Mücahit. Melisa. Nasılsın, iyi misin? İyiyim.
Güler ablalara geldik suyla, öyle oturuyoruz. Yok değil mi bir sıkıntı? Yok, merak etme, muhabbet ediyoruz. Babam falan var mı arayan soran? Yok, aramadı hiç. Herhalde artık ne hali varsa görsün dedi. İyiyim yani ben, merak etme. Aman iyi iyi. Sen iyi ol da. Sen iyi misin? Yani siz iyi misiniz? Tehlikeli bir görevde falan mısınız? Yani böyle sorulur mu onu da bilemiyorum. Aptalca oldu galiba biraz ama işte merak ettim. Ha yok. Ben görevle ilgili bilgi veremem. Başka ne istersen sor. Yedi ceddimi anlatırım da. O olmaz. Anladım. Sen beni merak mı ettin? Ben de konuşabilir miyim eğer Feyzullah oradaysa? Ha, Mücahit bak su burada. Feyzullah oradaysa konuşmak istiyor. Yani mümkünse. Mümkün mümkün. Yanımda kardeşim. Vereyim tabii. Mücahit. Dikkat edin tamam mı? Olur tamam. Ah, teşekkürler. Seylak. Su yenge seninle konuşmak istiyor. Buncuğum. Yok değil mi yaramazlık? Yok yok. Her şey yolunda burada. İyiyiz biz. Sen merak etme. Ben sesini duymak istedim de. Güzel Buncuğum benim. Ne iyi ettin. Sana ben bir şey soracağım. Hani böyle çok merak ediyorum ya hani ben seni. Aklım bende kalmıyor değil mi? Seni çok sevdiğimden yapıyorum çünkü ben böyle. Kurban olurum Buncuğum ben sana. Ben de seni çok seviyorum. O zaman sevgili kahramanım ben seni daha fazla tutmayayım. Son olarak Nazlı da Ateş abi istiyor. Eğer yanındaysa verir misin? Heh tamam burada. Çok öpüyorum Boncuğum dikkat et tamam mı? Komutanım yenge istiyor. Nazlı mı? He. Biraz morali bozuk ya. Ben ileride konuşayım. Biz de haber bekliyoruz. Durum hala aynı. Ateş. Bir şey olmazdı mı Yavuz abiye? Nazlı. Beni iyi dinle. Silkelen. Kendine gel. Sil gözünün yaşına. Yavuz komutana hiçbir şey olmayacak. Biz beraber nebadereler atlattık. Başımıza neler gelmedi bir bilsen. Hiçbir şey olmayacak. Bunu da atlatacağız. Ondan sonra Yavuz komutanım yapanlar düşünsün. Kaçacak delik arayacaklar. Şişt bana bak. Sen de dikkat et. Zaten daha resmi olarak evlenme teklifi bile etmedi. Valla başına bir şey gelirse yapışırım yakan ateş açar ona göre. O evlenme teklifi edilecek. Nazlı, sana öyle bir evlenme teklif edeceğim ki. Kafayı yiyeceksin. Aklın uçup gidecek. Heyecandan kalbin duracak. Yani kalbim lazım olabilir ama olsun. Sen et de ona da razıyız. Nazlım, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Şehit Assubay Yüzçavuş Selahattin Yurt. Bilmem neredeki patlamada şehit oldu. Elbap'ta canlı bomba saldırısı. 6 şehit.
5, 10, bir takım sayılar, hep şehit. Birinden teşekkür mü bekliyoruz? Madalya mı bekliyoruz? Hayır komutanım! Biz buraya şehit olmaya gelmedik. Biz buraya mücadele etmeye geldik. Biz buraya adam öldürmeye de gelmedik. Bayrağımızı savunmaya geldik. Yaşamaya ve yaşatmaya geldik. Ülkeniz için ölmek sizin birinci vazifeniz değil. Can vermek yok mu? Var. Allah'ına kadar. Biz ölmezsek metrobüste gazete okuyamazlar. Biz ölmezsek çocuklar parklarda salıncakta sallanamazlar. Sevgililer el ele gezemezler. Öyle değil mi Hafız? Doğrudur komutanım. Ama bizim birinci vazifemiz yaşamak. Biz yaşarsak insanlar yaşar. Vatan yaşar. Bayrak yaşar. Huzur yaşar. Anlaşıldı mı? Şimdi buradan bu kadar adam çıkacağız. Eksiksiz. Burnumuz bile kanamadan aynı şekilde geri döneceğiz. Anlaşıldı mı? Emir edersiniz komutanım. Nişanlı. Eyvallah. Beni merak etmiş. Komutanım, siz sanki böyle oluyor musunuz yavaş yavaş? Yanınıza da yakışıyorsunuz da. Arkadaşız oğlum biz. Arkadaş arkadaşa yakışır. Hem biz de yakışıyoruz seninle bak. Mücahit ile Feyzullah. Müç fey. O başka komutanım. Mücmel de güzel olurmuş ama ha. Biraz mücver gibi oldu ama olsun. Bak şimdi. Beyler. Onu bunu bırakın da. Benim Nazlı'ya çok acayip bir evlilik teklifi yapmam lazım. Böyle dünyada emsali görülmemiş bir şey. Ne bileyim böyle. Hani kimse görmemiş, duymamış. Beklentiyi çok yükselttim. Hadi yaratıcı bir şeyler bulun. Yardım edin bana. Fikir verin. Erdem komutanım almasın seni yine ayağının altına. Of. Gene hatırlattı ya. Abi o bana nasıl vurdu öyle ya? Yemin ediyorum dünya iki tur attı. Cık. Ama sonradan ben senin babanım dedi ya. Orası çok tatlıydı ha. E tabii komutanken vuramadı. Babanım deyince başladı yapıştırmaya. Sevgili babacığım. Komutanım, şöyle sazlı sözlü bir şey yapsak da öyle mi teklif etse? Aşık, kurban olayım şu sazı sokma. Ne bileyim, biraz farklı düşünmemiz lazım. Daha yaratıcı böyle. Daha değişik şeyler. Döndüğümüzde çalarsın. Aga bence 30 bin fitten el ele atlayın yengemle. Tek paraşüt ama. Bak tek paraşüt önemli. Havadayken yapıştır evlenme teklifini. Nasıl fikir? Manyağı duydu mu paraşüt dedi. Mendeliğim.
Asker yolu beklerim de gününü saya saya. Kahvaltı hazır. Bir iki lokma bir şeye de öyle çık olur mu? Çok vaktim yok Güler. Yarın şöyle güzelce ailecek bir kahvaltı yaparız. Hem o zamana kadar Yavuz'dan da iyi bir haber gelir. Düzelecek değil mi? Hem de eskisinden daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Babacığım, bir haber var mı Yavuz abiden? Bütün gece uyuyamadık. Bugün yanına gideceğim. Bugün hissediyorum. Kendine gelecek inşallah. Hem o aslan gibidir. Biz de dün annemden eski anılarınızı dinledik. Ne kadar romantikmişsiniz öyle albayım. Bak şimdi. Neymiş o? Konuşuyor işte kızın. Ne var ya? Aşktan güzel şey mi var? Ya çok güzel bir laf etmişsin baba. Da işte neydi o laf? Şimdi hatırlayacağım bir dakika. Uf, keşke yazsaydım bir yere ya. Heh, dur şey. Ben seni mutlu etmek için varım Güler. Ağlatmak için değil. Bak vallahi döveceğim kızını. Bak gerçekten döveceğim. Bir dakika. Ben mi demişim? Ne güzel demişim. Yalan mı? Ben gücüm nereden alıyorum sanıyorsunuz? Nereden? Düşünüzden. Ya baba. Gelin bakayım. Siz benim canımsınız. Hep mutlu olun. Hadi ben gideyim artık. Ya. Git hemen babaya yetiştir. Aferin. Anneciğim, bu romantiklik daha fazla gizli kalamazdı. Öyle mi? Çabuk sofraya. Çabuk. Sizi asla üzmem Güler. Allah'ım ya. Ya yine unuttum. Ya. Neyse artık.
arkadaş. Kucağında bir bebek var sanırım. Anlaşıldı. Üst bölgesine yaklaşan bir kadın var. Kucağında bir bebek olabilir. Kontrol ediyorum. Bebek seçilmiyor. Yüzü kapalı. Bu kadın aşağıdaki köyden de olabilir. Tuzak da olabilir. Yaklaşma! Olduğun yerde kal! Neden durmuyor lan bu? Canlı bomba olabilir. Kucağında ya bebek varsa. Dur dedim sana! Olduğun yerde kal! Devam ediyor yürümeye. Belki de duymuyordur. Yaklaşma! Dur dedim! Hiçbir uyarıya cevap vermiyor. Etkisizleştirme prosedürünü uygulamak zorundayım. Bekleyin. Uyarı ateşi açacağım. Durmuyor. Masum bir sivil olabilir. O zaman niye durmuyor? İndirmek zorundayım artık. Bebeği varsa komutanım. Zarar görebilir. Komutanım çok yaklaştı. Bebeğin yüzüne, kadının yüzüne seçilmiyor. Allah kahretsin. Bir durun tamam. Yaklaşma! Dur dedim sana! Dur! Ömer Günay hangi odada? Koridorun sonunda yoğun bakımda. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Hastayı MR'a götüreceğiz. Tamamdır. Geç. Hadi acele et çabuk. Hepiniz hazır olun. O karakoldan kimse sağ çıkmayacak. Bir tek kişi bile sağ çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Savaşmaya hazır mısınız? Hazırız. Özgürlük istiyor musunuz? Yürüyorum. İntikam istiyor musunuz? Yürüyorum. Gidip alın o zaman. Hadi o zaman. Hadi. Nermin, hastayı MR'a götürecektim, odasında yok. Edem'i götürdüler ya. Kim götürdü? Bilmem. Erdem. Efendim Güler. Şu paketi vermeyi unuttum sana. Getireyim mi yanına? Hem... Ne bileyim, içime sinmedi. Poğaça, börek bir şeyler getiririm. Gerek yok Güler, ben biraz atıştırdım. Neymiş şu paket? Aç bir bak bakalım. Açayım mı? Aç. Tamam.
Neymiş? Açamıyorum. Öyle bir sarmışlar ki. Dur, açtım. Açtım, açtım, açtım. O ses ne gider?